Serkan sen ne yaptığının farkında mısın? Ya yakalansaydınız? Cinayet işlemek ne demek sen biliyor musun? Hayatının sonuna kadar hapiste kalabilirdin. Adam ölmedi dedim ya baba. Ya Eylül'e yaptıklarını bilseydiniz... Sana ne o kızdan? Onun için kendi hayatını niye tehlikeye atıyorsun? Çünkü onu seviyorum. Sevmeyeceksin. Allah Allah. Oğlum, sen niye bir gençlik hevesi için hayatını ateşe atıyorsun? Ya anne heves değil. Ben Eylül'e aşığım. Tamam. Yarın hemen yurt dışında bir okul bakıyoruz. Böyle dönem ortası falan demeden gönderiyoruz Serkan'ı. Hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Defne. Kızım sen kafamı dinliyorsun. Ya hiç de bile niye salona kendinizi kapattınız diye soracaktım. Ne olmuş, hapse atılmış mı yetimhanede kızlar? Ya niye kimse bana bir şey söylemiyor? Ya sen bilip bilmeden her şeye karışmasana. Eğer o kızlar hapse düşerse Serkan. Ben de... Serkan! Hadi Defne, biz biraz çıkalım. Biz de Serkan'la erkek erkeğe konuşalım. Serkan, Defne ile sen bizim her şeyimizsiniz. Size bir şey olursa biz biteriz. Tamam baba, geçti hepsi. Kulaklarımla duydum diyorum sana. Ya öldürüp denize atmışlar. Ya çeşit çeşit vahşet yapmış o kızlar. Ya kızım boş boş konuşup sallamışlar işte. Ya polise gidip bizzat görüştüm. Yok öyle bir şey. Sen de bu konuyu açma bir daha. Serkan yalvardı değil mi? Eylülcüğünü yakmamak için size yalvardı. Siz de hemen peki dediniz. Defne, o kızdan nasıl nefret ettiğimi anlayamazsın. Eğer elimden gelen bir şey olsaydı beni Serkan bile ikna edemezdi. Sakın bu konuyu açma bir daha. Sakın. Ne yapıp edip Serkan'ı bu kızdan uzak tutmalıyız? Görüşmelerini yasaklasaydın. Ya ters hepip iyice bağlanırsa? Görmedin mi nasıl inatlaştı? Ben bir yolunu bulup bu kızı okuldan attırayım. Ha sonrasına da bakarız. Gece işittiklerinden sonra hala sevgiline gidebiliyorsun. Otele gidip eşyalarımı alacağım. Boşanmayacağız değil mi? Ha Tevfik? Çocuklar iyice büyüyene kadar.